Evet. Geçenlerde hatırlarsanız bununla ilgili ufak bir tweet veya Facebook'ta da atmıştım nitekim de Beta Imitation'ı geldi diye oyunun birkaç tane meraklı arkadaş da yorum yapmışlardı. Ben de bir değişiklik olsun dedim. Hani uzun yıllar oldu çok oyun da oynamayalı açıkçası. Oyunlarda ilgili video çekmeyeli daha uzun yıllar oldu. Ta 2002'de aslında PC World'de daha 2002-2001 olması lazım. PC World'de yazı yazarken oyunlarla ilgili inceleme yazıları bile yazıyordum sonra PC Extra'da da. Yani yıllar önceydi ama oyun oynamam daha en son World of Warcraft oynamıştım ki o da galiba 2005-2006 olması lazım yani Warcraft'ın çünkü World of Warcraft WoW'un ilk yıllarıydı. Bu Invitation maili gelince Hearthstone'la ilgili Beta Invitation maili gelince ben de şöyle bir göz atayım istedim. Göz atarken de hani ufak bir video çekeyim bari. Siz de böylece oyunun nasıl bir şey olduğunu görün. Çünkü zevkli aslında yani. Kart oyunu ben normalde bu tarz şeylere çok fazla bulaşmam. Yani bu kart oyunları gerçek hayatta da oynayan çılgınlar ve delileri var bu tarz oyunların. Benim çok bulaşmış olduğum bir taraf değildi ama hani dijital ortamda ilgimi çekmedi değil açıkçası. Kart oyunu vesaire ne demek? Yani aslında bir şey yapalım, oynayalım, görelim. Practice match yapabiliriz bir tane. Benim şu anda unlock etmiş olduğum 3 tane karakter var. Zaten ana oynadığım, ilk oyuna başlattığı karakter benim Mage oldu. Mage'i de epey bir ilerlettim gibi duruyor. Choose deyip hani bir tane şey rakip seçelim. Burada örneğin Shaman'la hiç oynamadım. Her karakterin tabii ki farklı bir kart seti var ve farklı özellikleri oluyor. Onlarla oynamayı öğrenmek gerekiyor. Karşı tarafı tanımak gerekiyor son itibariyle. Jaina versus Thrall. For Doomhammer. You asked for it. 4 tane toplam kart verdi. Ya bu kartın her sağ altındaki gördüğünüz kırmızı yazılı arkadaşlar o kartın canı oluyor. Yani 2 darbe aldığında bu arkadaş bu kart kayboluyor. Yani solda görülen ise kaç tane darbe yapabileceği. Ortada kartın üzerinde yazan ise o kartın ekstra bir özelliği varsa o. Şu anda ilk 4 kartı verdi bana. Değiştirmek isteyip istemediğimi soruyor. Aslında süper 4 kart sayılmaz. Charge iyi çünkü ilk roundda şu yukarıda gördüğünüz 3-5 diye yazan arkadaşlar ise bu kartı oynamak için harcayacağım mana ve her roundda mana miktarı 1 artıyor. Yani ilk roundda 1 manam olacak, ikinci roundda 2 manam olacak. Yani üçüncü rounda kadar aslında şu anda bu kartların hiçbirini oynayamayacağım. O yüzden bir tanesini değiştirsek iyi olur. Örneğin şunu değiştirelim. Onun yerine şansımıza evet dörtlü geldi. Yani güzel süper bir kart aslında bu ama pek işime yaramayacak. Evet bu arada bir kart daha geldi. O da bir tane ekstra mana verecek bana. Karşı taraftaki eleman oynadı. Ve direkt bana saldırdı. Benim karakterin canı 29'a indi. Onun karakterin canı 30'da hala. Şimdi sıra bende. Ne yapalım ne edelim. Yani şu anda zaten bir manalık oynayabileceğimiz bir şey yok. O yüzden şunu kullanalım. Bari 2 manamız olsun. 2 manaya da kullanabileceğimiz bir tek şuradaki spellimiz var. O spellle de 1 damage yapar. Ancak bu arkadaşı aşağı alırız. Turn based bir oyun zaten. End turn deyip hani benim işim bitti sıra sende diyor. O da kartlarıyla oynuyor. Böyle etrafında bıdık olması taunt edebildiği anlamına geliyor. Yani benim burada karakterlerim olsaydı eğer doğrudan düşmana saldıramıyordum. Bu karaktere saldırmak zorunda kalıyordum. Taunt o anlama geliyor. Yani bütün damage'i, hasarı üzerine alıyor söz konusu karakter. Şimdi bende yine ikilik var. Yine kartlardan hiçbirini oynayamıyoruz. Yine bunu oynayacağız. Şu arkadaşa atalım bir tane bari. Bir başlangıç oldu açıkçası. Artı 3 atak verdi bu arkadaşa. Kötü oldu. Bir tane daha taunt. Bu arkadaşın taktiği o anlaşılan. Şamanı. İlk defa oynuyorum ben de şamana karşı. Bizim de bir taunt geldi. Ama onu oynayamıyorum şu anda. Çünkü 4 tane manam yok. 3 tane var. Ne yapsam. Charge'lardan birini atayım bari. Ve
Oraya doğrudan saldıramayacağız tabii. Şuraya saldırabileceğiz. Gidecek. Kötü gidiyoruz şu anda. Hatta epey bir kötü gidiyoruz. Neyse, umarım sonradan açılırız. Ya aslında evet, şunlardan birini atıp, ama buradaki bıdık sayısı da giderek birikiyor, sonra başımıza bela olacak onlar. Bir şundan atalım. Başka da bir şey yapamıyoruz zaten. En azından bir tur idare eder. İdare bile etmediyordur. Neyse, hayırlısı. Draw a card. İyi, hadi kart iyidir. Ben de saçma sapan minyon olmuş olur. Draw two cards. Ama manamız kalmadı tabi. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Çünkü 15'e kadar indim. Ve eleman sayısı da arttı. Bir sonraki turda beni aşağı alabilir büyük ihtimalle. Kaç tane var bende? Şunu bir atalım. Güzel oldu. Bu güzel oldu. Bir taneyle ondan kurtulmuş olduk. Bu hero'ya atıyor. Bir tane taunt'çumuz olsa hiç fena olmazdı ya. Çünkü 1-1-2 AOE yapabilecek birisi lazım aslında bize. Ama yok yani öyle birisi. Kaç tane kaldı? 5 tane manamız kaldı. Charge'lardan birini atsak geriye 2 kalır. Yani burada birkaç seçenek var. Ya ortalığı temizleyeceğiz. Ortalığı temizleyelim bari ya. Başka bir şey atamıyoruz zaten. Bir dakika, şu neydi? Bu 2, bu 1. Bir de şunu atalım. Yani kötü bir hareket oldu ama en azından bir tur daha yaşayabilirsem, bendeki kart sayısı epey fazla. Karşı tarafta pek bir şey kalmadı. Elinde pek bir şey yok. Wind Fury, vay vay vay. Kötü oldu bu. Bunu bir atayım ben. Bu güzel oldu. Şimdi fena saldırabilir miyiz? 4, 5, 6 tane var elimizde. Aslında 6. Ya elimdeki kozları kullanmanın zamanı da geldi aslında ya. Yapacak bir şey yok yani. Şuraya bir 6'ya atalım. Şuraya bir de atalım. En azından bu hale gelsin yani. Elinde hiç kart yok arkadaşım. Ne yapabilecek? Ha, charge koydu. Of, çok kötü oldu. Evet, sanırım kaybettik. Bir health kartı gelmediği sürece veya taunt, taunt da gelmediğine göre, yani bu roundda da öldürme şansım olmadığına göre resmi olarak kaybetmiş bulunmaktayım. Peki, elimizdekinin en iyi yapmasını, en iyisini yapmaya kalkarsak ne olur? Pek bir şey olmaz buradan. Kaybedilmiş bir oyundur bu. Aynen öyle. Yapacak hiçbir şey yok.
şöyle 2-3 oyun daha oynayayım. Yapacağı şey belli, tanıtım yok. Direkt bana saldıracak. Zaten bir vurması yeterli yenmesi için. Yani oyunun geneli bu, özetle. Direkt experience kazanıyorsunuz oynadıkça. Şu anda şeyler de açık. Bir de basmamışım. Şu anda şeyler de açık. Gerçek oyuncuya karşı da oynayabiliyorsunuz. Hani PvP kısmı da açık oyunun. Yani şu tarafa gidersem, burada play dediğimde karakteri seçip şu anda bana online birisini seçiyor. Ben cancel diyeceğim. Birisini bulduktan sonra birebir karşımdaki kişiyle de oynayabiliyorum. Biraz önceki oyundan hiçbir farkı yok. Store var. İşte store'da yeni kartlar. Şimdilik uğraşmayayım onunla. Store'da kart pack'ler satın alabiliyorsunuz. Hani oyundaki, çünkü sizin oyunda size gelen kartlar aslında sizin kart setinizden geliyor. Size sizin sahip olduğunuz bir kart set. O kart sete yeni kartlar eklemek için ya oyunda topladığınız altınlardan harcayabilirsiniz. Şu anda benim bu kadar altınım var gözüküyor mu? Yok. Yokmuş. Ya da parayla alabiliyorsunuz. Parayla da satıyorlar bu arada. Kart pekiniz arttıkça içerisindeki şeyler artıyor. Farklı özellikli karakterler artıyor. Böylece oyunda kuvvetiniz artmış oluyor. O kartların gelme ihtimalleri de olduğu için. Yani kart setiniz, kart dekiniz ne kadar kuvvetliyse oyunda da o kadar kuvvetlisiniz aslında. Quest mantığı vesaire var. Klasik oyunlardaki mantık. Ve tabii ki My Collection kısmı var. Burada ise her farklı karakterle ilgili benim şu an en fazla tabii Mage'de var. Kart deckinize bakabiliyorsunuz. Ne tarz kartlarınız var. Unique kartlar tabii bunlar. Mage'e özel. Genel kartlar ayrıca listeleniyor onlar. Şurada neutral kartlar diye. Bunların hepsi zaten bütün karakterlerin kullanabildiği kartlar. Örneğin biraz önce ben yeni bir kart kazanmışım. Şöyle. Bunlar genel kartlar. Bir de işte karakter spesifik kartlar var. Crafting moda geçebiliyorsunuz. Burada ise ben daha bu kısmında herhangi bir işlem yapamadım. O kadar ilerleyemedim oyunda ama burada varmış. Örneğin böyle bir kartı disenchant edip bunu materyale çevirip give your best plus one. Örneğin yapalım, disenchant diyeyim. Bu kartı evet. Bana bir şeyler verecek herhalde. Ben de ilk defa yapıyorum bu arada. Confirm dedim. Kartı yok etti. Disenchant etti. Arcane Dust. Tamam. Böyle bir materyal kazanmış oldum böylece. 95 Arcane Dust'ım var. Crafting moda tekrar gittiğimde büyük ihtimalle bir yerlerde kart yapmak için bir yöntem olsa gerek diye bakıyorum. Dediğim gibi ben de ilk defa select the card to start crafting diyor. Ha, buradaki kartlardan birini mi yapmaya çalışabiliyorum? Ha, örneğin bu kartı yapmak istiyorum diyor. Dust'ını kullan diyor. 100 dust'ım var. Sanırım 40 dust kullanarak bu kartı yapabiliyorum. Restore fire to all minions. İlginçmiş. Hani mage'deki plus one attack. Bu güzelmiş. Create dedim. 40 dust kullanarak kendime şu kartı yapmış oldum. Güzel. Yani kullanmadığın kartları disenchant et. Oradan çıkan dust'la kendine başka kartlar yap. Büyük ihtimalle daha kompleks hikayelere doğru dönüşüyordur. Benim bu kartı da alıyorum. Ben mage tarafında takıldığım için bu aralar zaten. Önce iki tane kartım daha olmuş oldu. Crafting moddan çıktım. İki kartım da mage'e eklenmiş oldu. Arcane Missiles ve Icelands, Mirror Mage ve Mana Worm diye. Oyunun bir de bu kısmı var. Yani aslına bakarsanız oyunun değerli kısmı, yani oyun süresince oynadıkça
biriktirdiğiniz şey yine kartla ikiniz. Gerçek hayattaki kart oyununa benziyor diye tahmin ediyorum. Çünkü ben etrafımda hani bu tarz kart oyunlarını oynayan arkadaşların böyle kart decklerini zenginleştirmek adına çılgın para harcadıklarını da biliyorum. Hani fiziksel olarak gidip kart deckleri satın alıp hani içinden böyle şey özel kartlar çıkmasını bekliyorlar. Ondan sonra o kartları alıp kendi decklerine koyuyorlar vesaire vesaire. Yani bildiğiniz böyle bir dünyası var o oyun tarafının. Bunu tamamen dijitale taşımışlar gibi duruyor. Daha önce böyle oyunlar büyük ihtimalle vardı. Dediğim gibi benim çok uzak olduğum bir oyun tarzı. Hani Blizzard olduğu için bir de Beta Invitation'ı geldiği için göz atayım dedim. Yani hoşuma da gitti. Arena kısmı varmış ama bütün hero'lar açılmadıkça da açılmıyormuş. Ben de o kadar oynamadım daha. Yani böyle bir şey online oynanıyor dediğim gibi. İlginç bir oyun. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Bana Beta Invitation'ı geldiği için oynama şansım oldu. Sizlerle de şöyle bir hafta sonu videosunda paylaşayım istedim. Görüşmek üzere. Umarım eğlenceli olmuştur.